Hani yazın yapacaktınız? Babam tutturdu şimdi olacak diye. Ne kadar inatçı biliyorsun. Nuh der peygamber demez. Yani. Hayırdır? Hafta sonu Emre'nin sünnetini yapıyoruz. Vakti gelmiş geçiyordu bile. Zaten artık çok kolay öyle değil mi? Aynı gün ayağa kalkıveriyorsun. Kaç kere sünnet oldun Simge Hanım? Öyle hemen küçümseyi verme. Aman siz de bir sünnet olursunuz. Bir de askere gidersiniz o kadar. Sonra da ömür boyu ne sünnet anılarınız ne de askerlik anılarınız biter. Ama bir erkek için sünnet olayı çok önemli Simge. Aman tamam. Burada sizinle çene çalarak vakit kaybedecek değilim. Nereye Simge? Hafta sonunda ne kaldı ki? Sünnet için hazırlıklara başlamak gerek. Evde yapıyoruz değil mi? Evet. O halde iş çok. Salon süslenecek, davetiyeler ayarlanacak, palyaçolar, sünnetçi. Yemek de vermek gerek öyle değil mi? Öyle kuru kuru olmaz tabii. Sonuçta çocuk bir kere sünnet olacak. Simge. Oo, gitti bile. İş güzellik yapıyor gene. Geldim. Nerede kaldın? Kollarım koptu. Al şunları. Bunlar da ne? Ne olacak? Sünnet düğünü için süsler. Her şey mükemmel olmalı. Biz Tayfun Bey'le hazırlıkları yapıyorduk. Zahmet etmeseydin. Ne zahmeti be? Hakan tüm hazırlıkları benim yapmamı istedi. Böyle işi olmasın. Her şey eksiksiz olmalı. Al. Karyolayı tam şuraya koyacağız. Menüyü ben hazırlayacağım. Sakın saçma sapan şeyler yapmaya kalkma. Önden küçük bir kokteyl olmalı. Acaba bir gün önce mi halletsek kesim işini? İç pilav, tavuk, zeytinyağlı sarma, mezeler bol olsun. Kanepeler falan işte. Becerebilecek misin? Yoksa şirkete söyleyeyim, yiyecekleri de onlar hazırlasın. Ay, ne oluyor be? Dur Simge. Ana. Korktum. Efendim. Ana. Hayırdır? Bilmiyorum. Dışarıdan geldi sanırım. Hoş geldin Simge kızım. Hoş bulduk. Ay vallahi çok iyi düşünmüşsünüz Tayfun Bey amca. Niye? Emre'nin sünneti ne? Yıllardır dilimde tüy bitmişti. Ben şu dışarı bir bakayım. Fırtına çıktı galiba. Yaz bakalım. Büyük bir pasta siparişi vereceksin. Pastanın üzerine ucundan biraz gitti. Bu iş bitti yazdıralım. Nasıl fikir ama? Süper. Tamam doktor bey. O halde akşam saat 8 gibi bekliyoruz. Tamam, hoşça kalın. Bu akşam kesiliyor. Böylece düğünde Emre de neşeli olur, tadımız kaçmaz. Ya doktoru ayarlamadan önce Hakan'la bir konuşsaydın. Moron musun kızım sen? Neden anlamıyorsun? Hakan her şeyle benim ilgilenmemi istiyor. Ne olmuş Tayfun amcacığım? Fırtınadan ağaç çevrilmiş. Çatıya düşmek üzere. Kesilmesi gerekiyor. Hakan'ı arayayım da bir adam göndersin bari. Söylediğim gibi her şeyi eksiksiz yap, bir de onlarla uğraşmayayım ben. Tamam, adresi yazdınız değil mi? Evet, evde babam var. Hemen birini gönderirsiniz değil mi? Ağaç neredeyse çatıya düşmek üzere. Tamam o halde. İyi günler. Dün gece daha fenaydı hava. Yazık ağaca, dayanamadı demek. Evet anladım. Tamam doktor bey. O halde haberleşiyoruz. Hoşçakalın. Bu akşam için doktoru ayarlamıştım ama çok önemli bir işi çıkmış. Haberleşeceğiz. Simge bir dur, bu kadar acele etme. Hafta sonu yapmayacak mıyız sünnet düğününü? Kestirelim ki o zamana kadar iyileşsin. O da eğlencenin tadını çıkarabilsin değil mi? Ya iyi düşündün ama eskisi gibi değil artık Simge. Kesildikten birkaç saat sonra hiçbir şey kalmıyor. Çok basit bir operasyon. Tamam o zaman doktor işini size havale ediyorum. Ya bir dakika abicim. Emre'nin kirvesi ben değil miyim? Doktoru da ben ayarlarım, merak etmeyin. Kirve mi? Ne o? Ben değil miyim? Ha, aklında başka biri varsa o başka. Aa, olur mu öyle şey canım? Sensin tabii. Şöyle. Kesenin ağzını açacaksın o zaman kirve, biliyorsun. Ayıp ediyorsun. Emre'ye feda olsun. Bakın, burada davetiye örnekleri var. Bak. Aa, çok güzelmiş bu. Çok güzel. Ay. Davetiyelerin siparişini verdim. Bir günde basacaklar. Ama dağıtım için bir kurye şirketiyle anlaşmamız lazım. Çok sağ ol Simge. İşe yaradığıma sevindim. Kirve,
Sen de şu listedekileri alıver bari. Ben palyaçoları, sihirbazları halledeceğim daha. Oh, ne ala. Herkes koşturuyor. Ben bir tek Emre'ye hediye alacağım. Oldu bitti. Alo. Ben daha önce de aramıştım. Simge ben.